Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Kıvancın pazar günü mevlidi var. Bu arada sünnet olduğumu söylemiş miydim? Bilmiyorum. Bir keresinde olacaktı, bir sıkıntılar çıktı, olamadı. Sonra ikinci defa olması gerekti falan böyle. Neyse, olduk. Pazar günü mevlidi var, o yüzden bugün sarma saracağız annenlerle birlikte. Ben de birazdan sarmanın içini yapacağım. Bu şekilde. Arkadaşlar, 5 tane mi 6 tane mi soğan doğradım. 4-5 tane de sarımsak koydum. Pirinci göz kararı koyduk içine. Bütün baharatlardan koydum. Maydanoz koyduk. Ondan sonra nar ekşisi, sumak, limon falan. Zeytinyağı. Bu şekilde yaprağımızın içi hazır oldu. Birazdan saracağız. Bu şekilde yapraklarımızı sarmaya başladık. Böyle ben genelde yaprağın dibine kemik koyuyorum böyle. Bir tane de kemik koydum lezzetlendirsin diye. Böyle annemle sarıyoruz. Birinci tenceremiz doldu. Bir tencere daha getireceğim. Onu da dolduracağım. Şöyle götüreyim bana da. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kıvanç sen de söyle. Söylemiyor. Evet, biz Kıvanç'ın mevlüt sarmalarını sarıyoruz. İki tane annemlerle birlikte. Biz bir tencere sarmıştık zaten, göstermiştim. Bu da ikinci tencereyiz. Annem de aynı geldi. Kıvanç bırakırsa tabii. Vallahi. Tamam oğlum, vereceğim. Sen git patlatıyoruz oğlum. Kıvanç Bey, hepimizi patlatıyoruz. Hadi git oğlum. Çok sevgili benim oğlum. Bir şeydir bu, bir şeydir. Yarın mevcut olacak ya, onun tabakları. Neden misin bu? Hadi sen git, patlamış mısır oluyor. Hadi oğlum. Evet, ben de hazırlıkları devam ediyor. Az önce camları sildim ama bir de balkonu yıkadım. Ben şöyle göstereyim. Camları sildim, balkonu yıkadım ama telefon kıvaçta olduğu için çekemedim onları. Et, tatlı, sarma. Yarın bir daha bunlarla uğraşmayacağız. Burada. Hop, Allah. Şurada da tavamız açılıyor. Tavamız açtığında annem tavuğun suyuyla pilav yapacak yarın evde. Evet arkadaşlar, temizlik yapıyoruz. Kıvanç Bey yine bırakmıyor. Annem yerleri süpürüyor. Ben de masayı şuraya çektim. Camları sildim. Evet, şöyle annem salonu süpürdü. Ben de camları silmiştim. Sabah balkonu yıkamıştım.
Kıvanç uyuyunca sileceğiz çünkü Kıvanç yerinde durmadığı için hep ayak izi falan yapacak kesin. Oğlum ha, akşam bir de koltukları sileriz hani. O da Kıvanç uyuyunca. Kıvanç lütfen. Ben bu kendime ev yapacağım. Geçtim burada. Evet. Ya fazla yastıkları kaldırırım. Şu üç yastığı kaldırayım. Şu üçünü kaldırayım ya. Değil mi? Şu üç yastığı kaldırayım. Ya şimdi ben kalkmayayım yerinden Kıvanç. Bak kalkarsam. Anne bak. Sen ben de sürü serelim. Anne çektim bak. Serelim bak. Şey söyleyeyim mi? Halının örtüsünü serelim mi? Hı? Halının örtüsünü. Serelim efendim. Sileceğiz ister. Sonra tek bir kaldıracağız. Sileceğiz aslında. Hmm. Ha evet. Koltuk mini, koltuk örtülerini serelim. Onları Kıvanç'ın odasına götür. Ben de yaprakları koydum ocağa. Hey yavrum. Arkadaşlar ben böyle bir temizliğe başladım. Şurayı bir temizledim. Şu masayı temizledim. Örtüsünü falan değiştirdim. Kavanozları falan sildim. Ocağı temizledim. Duvarı temizledim falan. Sonra şöyle bir sepetim vardı. İçerisine kavanozları koydum. Bunu banyoda yıkadım yağ sökücüyle. Şöyle kavanozlarımı da sildim. Şöyle dizeceğim. Tekrardan altına koyacağım. Şöyle bunlar şehriyelerim. Şöyle. Az bir bulgurum kalmış. Şurada mercimeğim var. Başka ne var? Şöyle de bir kakaom var. Üst tarafı böyle koyacağım. Şurada bir şişe sarmam var. Burada mısır unum var. Burada az bir çekirdeğim var. Burada zeytinyağı var. Ay yapıştırıp tuttu. Şurada da az bir mısırım var. Şöyle bir fındığım var. Bunu da bir kavanoza doldurup buraya koyacağım. Evet şimdi banyoyu yıkayacağım. Temiz banyon hali. Çok karmaşık. Şurada şarj makinesi var. Önce şu alayım. Sayayım. Şöyle sirkeli çok amaçlı temizlik suyum var. Bunu da sileceğim. Şunların tozunu alayım.
Bunu ıslatmayacağım. Islatınca paslanıyor çünkü. Bazı yerler paslanmış. Şöyle bir tozunu alacağım. Şu oje izin çıkmış benim hep. Koltuğun etrafında o da cifle çıkıyor anca. Yanıma alma, küçük mü atıyorsun? Ben niye böyle hemenlik yapıyorsun? Şimdi pesetimi almışsın. Ha? Pesetimi almışsın. Anneciğim bitmiş, dolduracağım ben onu. Yapamıyorum ya. Ben burada bir saattir şu tuvaleti yıkıyorum. Çamaşır suyuyla, piskiyeyle, piskin düşmanımla yıkıyorum. Video kapanmış, gözükmemiş. Çamaşır suyuyla ve şu power aktif jelle yıkadım. Efendim oğlum, şöyle de kuruladım. Tüh ya. Bir kapanmış. En son bunun üstünü sildim. Bu dolabı, dolabı sildim. Sonra bunu sildim. Sonra çorabını sildim. Sonra bunu sildim ama video kapanmış. Çekmemiş hiç Kıvanç. Ne? Süresi dolmuş. Hafızası yok ya. Kapanmış. Aa, kamera mı kapanmış? Kamera kapanmış ya. Sinir oldum ya. Bu kireci de götürüyorum şu anda. Bir yaşa yaşa şu suyu thank you.
Evde kurulayacağım. Damla izi kalmasın. Ne güzel tuvaletimi yıkamıştım, çamur sürüştüm de kılıp denettim. Video kapanmış. Efendim Kıvanç? Şöyle fazla şeyleri küvetin içine koyacağım. Kalabalık yapmasın. Yerleri sileyim şimdi. Yerler zaten ıslak, hem deterjanlı olduğu için. Şöyle gözüyle. Aldınız bir kere. Hayır,
böyle sepet atacağız. Şimdi. Çok dolu olduğu için bunu yıkayamayacağım. Çamaşır yıkayacak değil mi? Etrafta çamaşır olmasın diye yıkamadım. Şu yüzünü silelim. Evet, banyoyu bu şekilde temizledim. Örtüsünü yıkamıştım, ütüledim. Şu şekilde yeni havlu serdim, şurayı temizledim. Evi bu şekilde hazırladık. Şöyle komşumdan sandalyeler falan da aldım. Şöyle bir makyajımı da yaptım, gözüküyor muyum? Dur kendimi göstereyim. Şöyle makyajı da yaptım. Üstümü daha giyinmedim. Ondan sonra giyeceğim. Pirinçlerimi suda bekletiyorum. Annem gelip pilavı yapacak. Şurada suyu kaynatıyorum. Oğlum bir dakika, lollipop falan yok. Çekil bakalım bir. Kıvanç bir dur ya. Sarmaları da dün akşam pişirdik. Şöyle. Şurada da bir tencere var. Evet, annem de pilavı yapıyor. Mevlüt temizliği yapıyor. Orada bir tencere yaptı. Kıvanç, orada tencere var. Ne oldu? Oradaki pişiyor, bir tencere yapıyor. Bir tencere daha yapacak. Tereyağlı. Kıvanç dur oğlum, tavuk sulu. Dün tavuk haşlamıştık. Onun suyunu da koyacak içine. Tamam oğlum, telefonu verim, hadi git. Al, son pilavımız da hazır. Sayılır. Dinlenirse otururlar ya. Aşkım. Dinlenince otururlar. Diğer iki pilav burada. Şurada ayranlar var. Şimdi çeker. Aynen. Burada da dolmalar var. Bizimizi bu şekilde yaptık. Duamız okundu. Yasin'imiz okundu. Şimdi çayı koydum. Şöyle çöpler de burada birikti. Ağzı yine her zamanki gibi bu stasyonlarda mutfağı toplayan, temizleyen. Dila. Aynen, doğum günleri Mevlüt bütün organizasyonlarda. Mutfakta çalışan, şöyle bir dolmalarımızdan bir tencere tek kaldı. Yemeğimizi yedik çoğunlukla herkes gitti. Şu an birkaç kişi kaldı. Onların da gitmesini bekliyoruz. Bu şekilde çay içeceğiz. İçtik zaten ama bir ikinci demlikte daha demliyorum. Ay, bir sarma yapmışlar, doyamadık. Afiyet olsun canım. Yani görüyorsunuz şu tırnaklarla bulaşıyorum. Evet. Yani şu tırnaklarla Mevlüt'e gelmiş. Ben de olmayacak sandım. Abdesti tırnaklarla önce alıyorum. Aynen. Aynen. Bazı ünlüler yapıyor ya, abdest geçer oje diye. Dilan kapatırıyor ya kırmızı. Ya, saçmalama. Oje ojedir ya, tırnak kapatıyorsa kapatıyordur yani. Ay canım. Yani dün benim yıl dönümümde dün böyle ne güzel bir doğumlar. Evet, yudum çekiyorsun. Öyle hayat, bir oradasın bir buradasın. Kızıyla mutfakta. Valla Nazlı'nın şu üzerimize çok eminim var. Bir gün olur da Nazlı'nın böyle bir günleri olursa gitmek şart. Zaten benim bu konuda çok tecrübeliyim. Nedimelik yaptım, herkesi evime bekliyorum. Evet. Bir şey söyleyeceğim ama bazılarına bu kadar yardım etti ama hiçbir şey karşılığını alamadı. Aldı pardon, pes attı. Mahbela. Çok güzel, helal olsun. Ben kalbimden geçeyim. Aynen. Herkes kalbin ekmeğini yer. Makine kahvesi değil, dikkatinizi çekerim. Makine kahvesi güzel değil ki zaten. Becerikli, ben de küpük yapabiliyorum. Aynen. Şeker nerede? Şeker... Neredeydi? Salonu mu kaldı acaba? Gitti. Dur ben getireyim bir dakika.